Siz bir yardım kuruluşunu nasıl getiririz de 5 maaş, 6 maaş, 10 maaş alan adamlara teslim edersiniz? Nasıl olur da Kızılay çadır yapamaz? Çadır fabrikası var. Nasıl olur da yapamaz? AFAD'ın görevi Kızılaycılık değildir. AFAD Kızılay'ı yok edip Kızılay'ı kendi bünyesine katmak istiyor. AFAD'ın ne çadırı olur ya? AFAD'ın görevi felaketlerden sakınmanın önlemlerini almaktır. Felaketten sakınmanın. Sakınacaksınız. Deprem olduktan sonra görev Kızılay'da, görev orduda, görev başkalarında. Siz depreme dayanıklı binayı nasıl yaparsınız? Depremden sakınmak için yaparsınız. Dere yatağına niçin ev yapmazsınız? Çünkü sel geldiği zaman sakınırsınız. Dersiniz ki buraya binayı yapma. Şimdi sakınmayla felaketi karıştırıyorlar bunlar. Sakınmıyorlar. Hiçbir önlem almıyorlar. Felaket oluyor. Hep beraber koşalım. Kardeşim, Japonya'da deprem oluyor. Niye ki bir kişinin burnu kanamıyor? Başka ülkelerde deprem oluyor da niye bir kişinin burnu kanamıyor? 50 bin kişi hayatını kaybetti ya İsmail Bey. 50 bin kişi hayatını kaybetti. Ya bir Allah'ın kulu çıkıp sorumluluk almadı ya. Bir Allah'ın kulu çıkıp ya bu işin sorumlusu benim, burada bir hata yaptık demedi. Böyle bir tablo dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmamıştır ya. Böyle bir garabet olmaz. 50 bin kişinin günahı kim boynuna Allah aşkına ya?